Can Bey. Can Bey. Can Bey. Kesin bilemeyeceksiniz başkomiserim. Maaş almayan yeniçeri. Ulu fesiz. Evet. Bravo. Tamam söyleyin o zaman. Sezgin Burak tarafından türetilmiş bir isimle ölümsüzleşen... Bulmacayı kim çözüyor Selim? İşte beraber çözüyoruz başkomiserim. Hani siz hep demez misiniz biz ve ikimiz diye? Tamam sorunun devamı ne? Ya bunu kesin bileceksiniz işte. Çizgi roman karakterini soruyor. Sen de bilirsin Selim. Topu topu kaç tane çizgi roman kahramanımız var? İşte Yüzbaşı Volkan, Tarkan, Karaoğlan başka? Tamam. Kaç harfli? 6. Tamam yaz bir tanesini gitsin ya. Yorma beni. Nasıl ya? Tarkan ismini Sezgin Burak mı uydurmuş yani? Uydurmamış. Tatarkan'ı kelimelerini birleştirerek türetmiş. Vay be. Ben de Tarkan'ı hep bizim eski Türk büyüklerinden biri zannederdim. Yani öyle olduğunu söyleyenler de var tabii de. Sezgin Burak'ın hayal gücünün ürettiği bir isim. Merkez 45-25 tamam. 45-25 dinlemede. Hetilerde şüpheli ölüm vakası. Bir ölü diğeri komada. Anlaşıldı merkez. Adres nedir? Çağlar Sokak No 12. Daire 4. Anlaşıldı. Hemen olay yerine intikal ediyoruz.
Durum nedir? Geldiğimizde adam ölmüştü. Kadın ise kendinde değildi. Ambulansı hastaneye gönderdik. İsimleri tespit ettik mi? Lale ve Can Bıçakçı. Adam grafikermiş. Kadının ise antikacı dükkanı varmış. Vay. Durumları iyiymiş yani. Öyle görünüyor komiserim. Kayıp bir şey var mı? Hırsızlık gibi durmuyor. Kapı ve pencerelerde zorlanma yok. Peki evin başka bir girişi var mı? Havalandırma falan? Hayır komiserim. Aileyi kim bulmuş peki? Evin emektarı. Onları hareketsiz yatarken görünce panik olmuş. Aşağıdaki komşuya haber vermiş. Adam da bizi aramış. Kadının durumu nasıl peki? Henüz haber gelmedi başkomiserim. Arkadaşlardan biri ambulansa gitti. Tansiyonuna bak hemen. Nabız yok hocam. Hocam hastayı kaybediyoruz. 150 ver hemen. Ver. Muhtemelen başkomiserim. Ama böcek sokması bile olabilir. Kesin sonuç otopside çıkacaktır. Başka bir şey? Hiç darp izine rastlamadık. Vücudun başka bir yerinde başka bir iz de yok. Peki iğne izi varsa aşırı doz olabilir mi? Vücudun hiçbir yerinde hiçbir iğne izi yok. Evde uyuşturucu veya şırınga bulamadık. Peki öldürücü bir madde enjekte etmiş olabilirler mi? Eğer öyleyse toksikoloji raporunda çıkacaktır. Başkomiser Orhan... Bu yarım kalmış bir ikili ölüm olabilir mi acaba diye düşünmüştü başlangıçta. İki kişinin birlikte intiharına ya da birinin diğerini öldürdükten sonra intiharına ikili ölüm ya da çift ölüm denir. Genellikle depresyon ya da narsistik nöroz gibi bir rahatsızlığa, fiziksel bir hastalığın ya da sosyal itibar kaybı gibi bir stres faktörünün eklenmesinde gözlenir. Titiz bir otopsi ardından ayrıntılı bir laboratuvar incelemesi yetmeyebilir diye düşündü Orhan. Kurbanların geçmişlerine dair her türlü ayrıntıyı bile bilmek yetmez. Bu olayda özellikle olay yeri incelemesinin çok dikkatli yapılması gerekir. Vay 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 vay. Ne oldu başkomiserim? Şunlara bak. Adam bayağı meraklıymış ha. Ha, sizin gibi. Conan'ın ilk serisi. Çok pahalı bunlar. Ne kadar? Herhalde... 10-20 eder. 20 bin mi? Ya. Ya. Ya kusura bakmayın başkomiserim ama yani alt tarafı çizgi roman. O kadar para. Bu bir şey değil Selim. Adam bir servet yatırmış şuraya. Of. 1960'tan kalma çizgi romanlar. Marvel bile var. Bu ne kadar eder? 100 binler eder Selim. 100 binler. Hadi be. Adam iyi bir koleksiyoncuymuş. Ne olduğunu öğrenebildiniz mi? Hayır, yolda kaybedilmiş ama çalıştırmayı başarmışlar. Daha travma hiçbir şey olmamış mı? Hayır. Kan grubunu öğrenelim hemen. Kadın nasıl komaya girmişti? Adam neden ölmüştü? İkincisinin cevabı hiç kuşkusuz otopsideydi. Ama eve nereden kimler girmişti? Bunların cevabını otopsinin vermesi mümkün değildi. Cevap toplanan delillerdeydi.
ifade verebilecek durumda mı? Hayır, bir şoktan. Hafif bir sakinleştirici yaptım. Fazla zorlamasanız iyi olur. Tamam. İyi misiniz? Gülcan Çetin, 33 yaşında. Evin temizlikçisi. Uzun zamandır mı çalışıyorsunuz burada? Tamam. Bir su ister misiniz? Soru sormam gerek size. Eve saat kaçta geldiniz, hatırlıyor musunuz? 9:30. Tam olarak, emin misiniz? Eminim. Geç kaldığım için sürekli saatime bakıyordum. Tamam, eve nasıl girdiniz? Anahtarla. Geç kaldığım için biraz panik olmuştum. Lale Hanım. İçeri girdiğimde kimseyi göremedim. Yatak odasına gittim. Can Bey. Herhangi bir şeye dokundunuz mu? Sonra ne yaptınız? Koşarak aşağı indim. Hakan Bey'e haber verdim. Hakan Taner, 32 yaşında. Can Bıçakçı'nın komşusu. Kapı deli gibi çalıyordu. Sabah o saatlerde genelde kimse rahatsız etmez benim. Herkes öğlene kadar uyuduğumu bilir. Gülcan. Hakan Bey. Hakan Bey çabuk. Dur sakin ol, ne oldu? Can Bey'e bir şey olmuş. Ne, ne olmuş? Lan kıpırdamıyor. Lale nerede? O da yanında yatıyor öyle. Yukarıdalar mı? Aha. Yürü yürü. Ya sonra? Gülcan şoka girmişti. Onu sakinleştirmeye çalışıyordum. Peki ne kadar da çalışıyorsunuz burada? Can Bey, Lale Hanım da evlenince aldı bu evi. Daha önce karşıda otururdu. Uzun zamandır tanıyorsunuz yani. Peki her gün gelip gidiyor musunuz buraya? Yok. Haftada 3 gün. En son ne zaman gördünüz onları? Cuma günü. Peki bu evin anahtarı sizden başka kimde var? Bilmem. Araları nasıldı? Çok severlerdi birbirlerini. Tamam. Bir eşi, dostu, akrabası, haber verebileceğimiz kimse var mı? Yok. Bir başlarına yaşayıp giderlerdi işte. Tamam. Şimdi bir memur hanım gelecek. Parmak izinizi ve DNA örneğinizi alacak. Tamam? Komiserim. Şey, bir de Şeyda Hanım var. Can Bey'in eski karısı. Geçen sene boşanmışlardı. Peki nasıl bulabiliriz bu Şeyda Hanım'ı? Levent'te, gazeteciler sitesinde oturur. Ben haftada bir gün de ona işe giderim. Peki her iki eve birden gitmeniz Lale Hanım'ı ya da Şeyda Hanım'ı rahatsız etmiyor muydu? Öyle olsa bile bana belli etmiyorlardı. Aranız nasıldı Can Bey'le? Çok muhabbet adamdır. Adamdı. Ya Lale? Lale biraz sunak bir kızdır ama çok tatlıdır.
Bazen sabahlardık Can'la. Hiç kızmazdı. Sabah bize kahvaltı hazırlardı. En son ne zaman görüştünüz Can Bey'le? Dün gece. Akıl alır gibi değil. Daha dün gece şu masada birlikte yemek yedik. Ne acayip değil mi? Gece beraberdiniz yani. Peki kaç gibi ayrıldınız? Bilmiyorum. Bir hayli geçti. Anlaşılan aranız bayağı iyiymiş. Dedim ya, çok kafa adamdı Can. Beyefendi takılırdı ama çocuk ruhu vardı. Çizgi romanlara düşkünmüş herhalde. Evet. Hem de nasıl? Çok etkileyici bir koleksiyon. Evet. Biliyor musunuz, 1940 baskısı bir Marvel var o rafta. Evet, gördüm. Siz de ilgilisiniz anlaşılan. Dediğim gibi Can çok severdi çizgi romanları. Hatta birlikte bir çizgi roman üzerinde çalışıyorduk. Bir gün Can'a yazdığım bir hikayeyi anlattım. Oğlum çok sıkıymış bu. Harbi mi? Tek kelimeyle bayıldım. Hadi ya. Niye yazmıyorsun devamını yavrum? Hevesim kaçtı be abicim. Hangi kapıyı çalsan burkacı. Bir yerden sonra bıkıyor insan. Ben bastırırım bunu sana. Ne? Sen hikayeni yaz. Gerisini bana bırak. Kim çizecek peki? Bu da sorumu şimdi. Kendi mi çizecekti? Olanları düşününce şu an her şey çok boş geliyor. Adı neydi? Adı? Yani yazdığınız romanın adı. Antrol. İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyor. Tüm dünya birbirine girmiş. Çılgın bir bilim adamı sadece trollerden oluşan bir ordu kurmuş. Biraz bilim kurgu, biraz fantastik. Biraz da tarih. Evet. Ama türleri biraz karıştırdınız galiba. Evet, Can da aynı şeyi söyledi. Yani trolleri ekledikten sonra. Peki size sorunlarından bahseder miydi? Sorunları mı? Hiç sanmıyorum. Can doğuştan şanslı olanlardandı. Maddi durumu çok iyiydi, yakışıklıydı. Güzel bir karısı vardı, harbi bir adamdı. Düşmanı? Yani takıştığı biri yok muydu? Eski karısı. Eski karısı arada bir arıza çıkarmış. Eski karısı mı? Ben hiç görmedim. Can anlatırdı. Zaten Lale ile evlendikten sonra yukarı taşındı. Ne kadar oldu taşınalı? 7-8 ay oldu galiba. Olay yeri. Parmak izi ve swap alalım. Celal Şimşek, 29 yaşında, apartman görevlisi. Dün gece apartmanda şüpheli birilerini gördün mü? Yok, hayır. Peki sabah? Yok. Haziran dendi mi apartmanda Hakan Bey'in dışında kimse kalmaz. Herkes ya yazlıkta ya tatilde. Peki Can Beyler? Onlar gitmediler. Can Bey'in teslim etmesi gereken bir proje mi varmış, bir şey varmış? Apartmanda kimse yoktu yani. Hakan Bey'le Can Beyler'in dışında kimse yoktu. Peki sen ne yaptın sabah? Ben markete gazeteleri almaya gitmiştim. Döndüğümde bir de baktım ki ambulanslar, polisler. Şaştım kaldım vallahi. Market sahibiyle konuşup kontrol edin. Parmak izi ve swap örneğini de alalım. Emredersiniz abi. Durumu nasıl doktor? İyiye gidiyor. Ne olduğunu anlayabildiniz mi? Kanında yüksek miktarda sentetik morfin bulduk. Çok güçlü ve ağrı kesici. Ancak kırmızı reçeteyle satılır. Tabii yüksek dozda öldürücü olabiliyor. Zaten ambulansta kalbi durmuş. Neyse ki arkadaşlar hayata döndürmeyi başarmışlar. Boğuşma ya da derpizi var mı? Hayır. Peki ya enjeksiyon izi? Baldırındaydı. Peki ne zaman konuşabilir, duruma gelir? Bir şey söylemek zor. Bekleyip göreceğiz. Peki. Kendine geldiğinde beni haberdar ederseniz, yani ilk ben konuşmak isterim. Tabii. Nasıl isterseniz. Parmak izi ve swap örneği alabilir miyiz? Arkadaşlara söyleyeyim, yardımcı olsunlar. Tamam, sağ ol. Şırınga. Yeni bulmuşlar. Ben getirdim. Acil. Ne oldu bizim parmak izleri? Yeni başladım. Oo,
ben şimdiye çoktan raporu hazırlamıştım be kızım. Ne kötü. Hiç sevmem acele etmeyi. Bu işte. Ben birden hemen olsun istiyorum her şeyi. Fazla tezcanlı olmak iyi değildir Selimciğim. Hayatsız kalarsın sonra. Biraz ağırdan al diyorsun yani, öyle mi? Benim görüşüm. Tabii sen bilirsin. Ama sen de çok fazla sağlamcısın be kızım. Ne yapayım? İşim onu gerektiriyor. Benim işim de tezcanlı olmayı gerektiriyor. Zeynep. Efendim Ayşe Hanım? Elinde ne varsa bırak. Acil bir DNA analizi geldi. Tabii, hemen ilgilenirim. Onunla ilgilen. Bizim parmak izleri ne oldu ya? Duymadın mı? Acele dedi. Ciltteki iğne izleri, mağdurun ölmeden önce yaşadıklarına ilişkin çok değerli bilgiler içerir. Otopsi sırasında bu bölgeden alınan doku parçası incelenir. Bulunan madde her ne ise kanda ve organlardaki düzeyi araştırılır. Böylelikle hem ölüm nedeni hem de iğneden sonra yaşanan süre hakkında bir fikir elde edilmiş olur. Adamın alerjik bir bünyesi varmış. Evde bulunan laboratuvar raporlarına göre kurşuna, polene, ahşaba, hatta canlı hayvanlara bile. Hepsine yani. Kedilere, kuşlara. Vay be, bayağı zor bir yaşantısı varmış. Hem de nasıl, çok hassas bir bünyesi varmış. Kalbi de bir hayli zayıfmış. Ya ölüm saati? Ölü sertliği ve lekelere göre takribi 3-4 saat. Yani 8,5-9,5 arası diyebilirim. Peki kanındaki sentetik morfin miktarından ne kadar sürede öldüğünü söyleyebilir misin? Net bir şey söylemek zor Orhan. Ama çabuk ve acısız bir ölüm olduğunu söyleyebilirim. Peki sağ ol. Morfin, haşhaş kapsülünden elde edilen doğal bir üründür. Ve yaklaşık 500 yıldır tedavide kullanılmaktadır. Son 50 yıldır laboratuvar koşullarında morfine benzer etki eden ancak ondan 100 ila 200 kat daha güçlü olan kimyasallar sentezleniyor. Bunlardan biri, günümüzde kanser ağrısını kesen sentetik bu morfinden daha güçlü başka bir madde bilinmiyor. Niye beni buraya getirdiniz komiserim? Benim gitmem lazım. Oğlum evde yalnız. Kaç yaşında oğlun? 16. O yaşta bakamıyor mu kendine? Yok. Başkomiserim, şırıngayı bulmuşlar. Nerede? Bahçede. Güzel. Bakalım şırıngadan ne çıkacak? Komiserim ne olur bırakın beni gideyim. Oğlum tek başına yapamaz. Neden? Çok hasta. Doğuştan. Zeka geriliği. Yani muhtaç bana. Kimin kimsen yok mu? Haber verelim. Yok. Babası nerede? Babası öldü. 5 sene önce. İnşaatta çalışırdı. İş kazası mı? Evet. Selim, bir memur arkadaş gönder. Çocukla ilgilensinler. Başla. Sağ ol. Tamam. Artık oğlunu merak etme. Ne gerekiyorsa yapacaklar. Şimdi sadece sorduğum sorulara cevap ver. Komiserim, anlamıyorum. Siz ne sorduysanız ben söyledim. Evin hiçbir yerinde zorlama yok. Her kim yaptıysa anahtarla girmiş eve. Senden başka kimse de yok mu anahtar? Daha önce de söyledim ya komiserim. Ben bilmem. Peki senden habersiz biri almış olabilir mi? Yok komiserim, kim alsın? İşte bu yüzden buradasın. Senden başka kimse de yok anahtar. Yok mu? Belki de sabah geç kalmadın. Hatta erken bile gittin eve. Anahtarla girdin eve. Şırıngayı önceden hazırlamıştın. Önce Can Bıçakçı'ya verdin şırıngayı. Sonra da Lale'ye. İyi de niye ben böyle bir şey yapayım ki komiserim? Ben de onu merak ediyorum. Ben Can Bey'i çok severdim. Ne kadar zamandır tanıyordun ki onu? Çocukluğumdan beri tanırım. Annem babasının yanında çalışırdı. O kadar eski mi? Biz birlikte büyüdük sayılır. Çok yardım oldu Can Bey'in bana. Yoksa çocuğumla bir başıma ne yapardım? Öyleyse neden öldürdün onu? Yapmayın komiserim, ben kimseyi öldüremem. Hele Can Bey'i asla böyle bir şey yapamam. Belki de karısını öldürmek istiyordun. Can Bey uyanınca
Mecburen onu da öldürmek zorunda kaldın. Yemin ederim. Ben gittiğimde ikisi de orada öylece yatıyordu. Hatta geç kaldım diye biraz paniklemiştim. Otobüse binmeden Lale Hanım'ı aradım. Not bıraktım telesekreterine. Cep telefonuna mı? Evet. Selim, işin bitince kriminele uğra. Bak bakalım Lale Hanım'ın telefonunda Gülcan'ın mesajı var mı? Gülcan geç kalacağını haber vermek için aramış. Evet, sesli mesaj. Kadın doğruyu söylüyor Selim. Sabah 9:03 geçe telesekretere sesli mesaj bırakmış. Dinletebilir misin bana? Tabii. Otobüs durağında olabilir gerçekten. Baksana gürültüye. Sesi analiz ettiniz mi? Ettik. Ses Gülcan'a ait. Peki nereden aradığı belli mi? Yer tespiti için GSM operatörüyle görüştüm. Grubuma haber verecekler. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Lale Bıçakçı. Can Bıçakçı. 50. Hakan Taner. Gülcan Çetin. Sentetik morfin. Memuru kadının evine yolladım. Kriminalden de sesli mesajı kontrol ettim. Kadın doğru söylüyor. Lale'nin cep telefonuna sesli mesaj bırakmış. Belki de eve yakın bir yerden aramıştır Lale'yi. Vallahi şimdilik GSM operatörünün yer tespitini beklememiz gerek. Evin anahtarı bir tek Gülcan'da var. Peki Hakan için ne düşünüyorsunuz? Çok etkileyici bir koleksiyon. Evet. Biliyor musunuz 1940 baskısı bir Merve var orada. Evet gördüm. Çizgi romanlara çok meraklıymış. Koleksiyon için yapmış olabilir mi? İyi de kitapların hepsi yerinde duruyordu. İşte yalnızca bir tanesini aldı. En değerlisini. Alacak olsa Marvel'i alırdı. O da raftaydı. Üstelik bir şey çalacak olsa çaktırmadan da alabilirdi. Sürekli eve girip çıkıyormuş zaten. Adamı niye öldürsün? Belki Lale ile ilişkisi vardı. Yine aldatma vakası diyorsun yani. Yani cinayetlerin %90'ı bu sebepten işlenmiyor mu? Belki de kadın ilişkiyi bitirmek istedi. Peki sentetik morfin nereden buldu? Peki Gülcan nereden bulmuş olabilir? Ne kadar zamandır tanıyordunuz Can Bey'in eski karısını? Çok eski. 10-15 yıl olmuştur. 15 mi? Tabii. Şeyda Hanım Can Bey'in liseden arkadaşıydı. Üniversite bittikten sonra bir daha görüşmemişlerdi. Sonra bir araya geldiklerinde de aralarında bir yakınlaşma olmuş. Sonra evlendiler işte. Ne kadar evli kaldılar? 12-13 yıl kadar. Bayağı uzun sürmüş. Aslında Can Bey iyi bile dayandı. Nasıl? Ne demek istiyorsunuz? Yani Şeyda Hanım iyi kadın, hoş kadındır da biraz dengesizdir. Nasıl dengesiz? Bir günü bir gününü tutmaz yani. Hele boşandıktan sonra iyice kötü oldu. Kes şunu diyeceğim. Kes şunu. İyi misiniz Şeyda Hanım? İyiyim. Neden iyi olmayayım? Ne bileyim ben birdenbire bağırınca öyle korktum da ben. Ben mi bağırdım? Evet. Aman Gülcan komik olma. Hadi git kahve yap bana. Peki Şeyda Hanım. Şeyda Hanım iyi misiniz? Yemin ediyorum eninde sonunda öldüreceğim kendimi Gülcan.
Dayanamıyorum artık. Ne oldu yine? O gerizekalı şeytan cadı Can'a ne yaptıysa tam bana dönecekti. Yeniden mutlu olacaktık. Birden ortadan kayboldu. Tatile çıktılar Şeyda Hanım. Görüyor musun? Can'ı benden uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Haftaya dönecekler ama. Bana dönecek. Eninde sonunda bana dönecek. Beni özlüyor, biliyorum. O şeytana acıyor. Bence siz de fazla umutlanmasanız iyi olur. Yani sonra çok fazla üzülüyorsunuz da onun için söylüyorum ben. Seni de avucun için aldı değil mi? Ha? Can'ı da kandırıyor böyle işte. Para verdi sana değil mi? Para verdi. Yok Şeyda Hanım, ben sadece sizin iyiliğiniz için söyledim valla. Yalancı. Tuzak kurdunuz. Can'ı elimden almak için tuzak kurdunuz. Şeyda Hanım lütfen ama. Defol! Seni bir daha elimde görmek istemiyorum. Defol! Hep böyle miydiler? Çoğu zaman. Peki sonra bir daha gitmediniz mi Şeyda Hanım'a? Gittim tabii. Alışmıştım artık. Bağırır, çağırır. Sonra birden ağlamaya başlardı. Üzülüyordum haline ama ne yaparsınız, öyleydi işte. Peki bu bağırmaların sebebi her iki eve birden gidiyor olmanız olmasın? Yok, söyledim ya komiserim. Bağırır, çağırır, unutuverirdi. Benim de durumum belli zaten. Çocuğuma bakmak zorundayım. Katlanıyordum. Sonuncusuydu başkomiserim. Evin her yerinde Gülcan'ın parmak izi var. Kapının birkaç yerinde de apartman görevlisi Celal'in. E bu çok normal. Hı hı. Diğer izler de Lale ve Can'a ait. Ya Hakan? Salonda ve mutfakta onun da parmak izleri var. Ha bir de yatak odasındaki telefonun üstünde. Başka bir şey var mı? Mutfaktaki su bardağının üstünde farklı bir parmak izine rastladık. Veri tabanında da karşılaştırma yaptım ama bir şey çıkmadı. Farklı bir parmak izi? Sadece su bardağının üzerinde mi? Evet. Ne dersiniz başkomiserim? Katile ait olabilir mi? Eğer öyleyse büyük bir hata yapmış demektir. Lale Bıçakçı'nın kendine geldiğini öğrenen başkomiser Orhan ve yardımcısı hemen hastaneye gittiler. Lale Hanım. Ben başkomiser Orhan. İyi misiniz? Neler oluyor? Neden kimse bir şey söylemiyor? Can nerede? Hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Hayır. Lütfen iyi düşünün. Uykumda canımın yandığını hatırlıyorum. Saçları uzundu sanki. Kadın mıydı? Galiba. Peki başka bir şey hatırlamıyor musunuz? Canım beni öptüğünü hatırlıyorum. Sonra beraber uyumaya devam ettik. Peki Şeyda Hanım'ı tanıyor musunuz? Can'ın eski karısını mı? Daha önce hiç tanışmadık ama... Evet. Evlendiğimizden beri sürekli rahatsız ediyordu bizi. Nasıl rahatsız ediyordu? Sürekli tehdit telefonları, e-mailler, bir sürü sıkıntı. Ben çok korkmuştum ama Can hiç önemsemezdi. Ne istiyordu sizden? Bilmiyorum. Biz tanıştığımızda onlar evlilerdi. Biz Can'la birbirimize aşık olmuştuk. Birkaç ay sonra boşandılar. Ardından biz evlendik. Sizin yüzünüzden boşandılar yani? Hayır, zaten çok kötü bir evlilikleri vardı. Can çok mutsuzdu. Eninde sonunda boşanacaklardı. Peki düşmanı ya da takıştığı biri var mıydı? Komşumuz Hakan. Geçenlerde onunla bir tartışma yaşadılar. Ne tartıştılar? Bir çizgi roman kitabı çıkaracaklardı. Sanırım sözleşmeyle ilgili bir problem oldu aralarında. Nereye? Gelme. Çabuk olsun, bizi kaçırma. Sürpriz ne ya? Sürpriz bu. Beğendin mi? Tabii. Ama insan kendi yarattığı projede ismini bu kadar ufak görünce biraz bozuluyor.
Anlayamadım. Yani sen de biliyorsun ki en az çizer kadar yazar dönemi. Koca bir projede ismimi bu kadar ufak görünce. Hakan, hikayeni gerçekten beğenmiştim. Ve çizmeye karar verdim. Ben çizdim. Ha, demek istiyorsun ki senin çizimin benim hikayemden daha önemli. Hakan, yani bir hikayeyi aldık, çizdik, bastırdık, getirdik. Beğenilmedi, öyle mi? Ben bunu bu şekilde kabul etmem. Peki sözleşme ne olacak? Beni çok kızdırdın. Sakin bir zamanda bunu tekrar konuşalım, olur mu? Lale! Hemen geliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Lale Hanım. Geçmiş olsun. Orhan Bey, Can nerede? Doktorlar gerekli açıklamayı yapacaklardır. Geçmiş olsun. Niye söylemediniz kocasının öldüğünü? O işi yapmayı doktorlar bizden daha iyi biliyor Selim. Biz kocasının katilini yakalıyordum yeter. Şeyda'ya mı gidiyoruz? Hadi bakalım. Kim o? Başkomiser Orhan. Kapıyı açabilir misiniz acaba? Kim gönderdi sizi? Kimse göndermedi. Kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz. Söyle mi geçiyorsun? Bir sorun mu var? Birkaç sorumuz olacaktı da. Bu sabah neredeydiniz? Evdeydim. Yalnız mıydınız? Evet, yalnızdım. Eski kocanız Can Bey'i en son ne zaman gördünüz? Can'a bir şey mi oldu? Lütfen soruya cevap verin Şeyda Hanım. Asıl siz cevap verin. Ne oldu Can'a? Can Bey bu sabah yatağında ölü bulundu. Şeyda Hanım. Hayır. Şeyda Hanım. Sakin. Hayır. Tamam, tamam. Sakin olun Şeyda Hanım. Şeyda Hanım, sakin olun. Şeyda Hanım, lütfen kapıyı açar mısınız? Gidin başımdan, defolun. Ben takviye çağırayım. Bir de ambulans istedim. Şeyda Hanım. Defolun. Nasıl oldu doktor hanım? Daha iyi. Sakinleştirici ilaç verdim. Peki ne zaman kendine gelir? Biraz dinlense iyi olacak. Ne kadar yani? Aslında doğru cevabı hastanın kendi psikiyatrisinden almalısınız. Psikiyatriste mi gidiyormuş? Evet. Kendisiyle görüştüm. Birazdan burada olacak. Yalnız bizim parmak izi ve swab örneği almamız gerekiyor. Tamam. Görevli bir memurla beraber hallederiz hemen. Tamam. İhsan, sen doktor hanımla gidiver. Tamam. İhsan, örnekleri de kriminale gönderelim. Tamam mı? Emredin. Hoş geldin. Başkomiserim Şeyda Hanım'ın psikiyatrisi Devrim Bey. Devrim Yıldırım, 44 yaşında. Psikiyatrist. İyi akşamlar Devrim Bey. İyi akşamlar komiserim. Neler oluyor? Şeyda Hanım'ın eski kocası Can Bey. Bu sabah yatağında ölü bulundu. Karısı da son anda ölümden dönmüş. Şeyda'dan mı şüpheleniyorsunuz? Şüphelenmemiz gereken bir sebep var mı? Kendisi uzun zamandır hastam. Böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum. Peki size hiç Can'ı ya da karısını öldürmek istediğinden bahsetti mi? Üzgünüm. Bu tip sorulara yanıt veremem. Hasta doktor gizliğine aykırı. Bahsetti yani. Peki sorunu neydi Şeyda Hanım'ın? Yani size niye geliyordu? Sınırda kişilik bozukluğu. Borderline. Pardon, nedir borderline? Tehlikeli midir? Kontrol altına alınmazsa olabilir. Saldırgan olabilirler mi yani? Öfkeleri genellikle kendilerine yöneliktir ama evet saldırganlaşabilirler. Efendim Zeynep. Can Bıçakçı'nın mutfağındaki su bardağı var ya. Evet. Üzerindeki parmak izi Şeyda Güner'e aitmiş. Saç teli?
Onu da ancak sabah anlarız. Bahse girerim, o da ona ait çıkacak. Ya şırınga? Bir şey çıktı mı? Üzerinde parmak izi yok. Ama şırıngada sentetik morfine rastladık. Tabii Can Bey ile Lale Hanım'ın DNA'sını da tespit ettik. Çarşaftaki kan lekesi Can Bey'e aitmiş. Ne oldu Zeynep? Sağ ol Zeynep. Saç telinden sonuç alır almaz haberimiz olsun. Şırıngada ya da çarşaftaki kanda bir şey çıkmamış. Ama bardaktaki parmak izi Şeyda Hanım'a ait. Artık Şeyda Hanım'la konuşsak iyi olacak. Sana sadece birkaç soru soracaklar Şeyda. Endişelenmene gerek yok. Şeyda Hanım, Can Bey'le en son ne zaman görüştünüz? Dün. Nerede görüştünüz? Evine gittim. Lale Hanım yok muydu? Peki oradayken su içtiniz mi? Lütfen cevap verin Şeyda Hanım. Su içtiniz mi? Su mu? Hatırlamıyorum. Yok başkomiserim. Kapıcıyla konuştum, görmemiş Şeyda'yı. Gülcan'la Hakan'a da sordum. Hakan zaten kadını tanımıyor. Gülcan da o eve gideceğini zannetmiyorum dedi. Günaydın. 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 Can ve Lale Bıçakçı'nın yatak odasında bulunan saç teli Şeyda Güner'e aitmiş. Artık bir arama izni çıkarsak iyi olur. Hemen hallediyorum başkomiserim. Hemen arama izni çıkarttıran başkomiser Selim, Şeyda Güner'in evinde arama yaptırdı. Şeyda'nın evinde yapılan aramada bulunan anahtar, sentetik morfin ampulleri ve Şeyda'nın sık sık Can'dan bahsettiği günlüğü incelenmek üzere laboratuvara yollandı. Şeyda'nın evinde bulduğumuz anahtar. Can Bıçakçı'nın evinin anahtarı. Bunları nerede buldunuz? Şeyda'nın yatak odasında. Başka bir şey var mı? Başka bir şey derken? Yani evde başka bir şey buldunuz mu? Bir de Şeyda'nın sürekli Can hakkında yazdığı bir günlük var elimizde. Rapor ne zaman çıkar? Çok fazla sürmez. Tamam. Sağ ol Zeynep. Sen Gülcan'a gidiyorsun, ben de Şeyda'ya. Niye getirdiniz beni buraya? Sadece birkaç soru soracağım. Sentetik morfini niye kullanıyorsunuz? O ne? Bilmiyor musunuz? Evinizde bulduk. Hayır. Ne olduğundan haberim bile yok. Ayrıca salondaki kütüphanede eski kocanızın evinin anahtarlarını bulduk. Ne o anahtardan ne de o şeyden haberim yok benim. Bence olaydan bir gün önce Can'ın size dönmesi için ikna etmeye gittiniz. Şeyda, kendine gel. Yeter dede. Ama ikna olmaya niyeti yoktu. Çünkü dönmeyecekti. Siz de hemen plan yapmaya başladınız. Gülcan'dan anahtarları gizlice aldınız. Ve o fark etmeden aynısından bir tane daha yaptırdınız. Planını saat gibi işliyordu. Ve önce Can'a,
Sonra da Lale'ye enjekte ettiniz ilacı. Delirdiniz mi siz? Can'a kıyabileceğimi nasıl düşünürsünüz? Başka çareniz yoktu. Çünkü onu kaybetmiştiniz. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Siz mi verdiniz anahtarı Şeyda'ya? Hayır. Tamam. Belki de öldüreceği aklınıza bile gelmedi. Rahat olun. Daha kaç kere söyleyeceğim. Şeyda Hanım zaten böyle bir şey yapmaz ki. Nereden buldu bu kadın bu anahtarı? Bilmiyorum, ben vermedim. Bakın oğlumun üstüne yemin ederim, ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yok benim. Ne oldu Zeynep? GSM operatöründen bilgi geldi başkomiserim. Gülcan Hanım doğruyu söylüyormuş. Lale Hanım'ın telesekreterine sesli mesaj bıraktığında Gültepe'deymiş. Kesin mi? Hiç yanılma payı yokmuş başkomiserim. Tamam, sağ ol Zeynep. Kolay gelsin. Başkomiserim. Evet. Belki Şeyda sadece Lale'yi öldürmek istemiştir. O zaman niye Can'a ilaç verdi Selim? Belki adam uyandı tam o sırada. Yani. O şaşkınlıkla ayılana kadar Şeyda çoktan yapmıştır iğneyi. Hiç mantıklı değil. Başkomiserim. Evet. Doktor Bey. Biraz konuşabilir miyiz komiserim? Tabii ki, buyurun. Hayırdır, hangi rüzgar atlısı? Aslında Şeyda'yı merak ettim. Hala gözaltında mı? Maalesef, bütün deliller aleyhinde. Bakın komiserim, ben Şeyda'nın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. İnancınız delillerimizle uyuşmuyor ama. Yine de onu tutuklayamazsınız. Neden? Size söylemiştim, Şeyda'da sınırda kişilik bozukluğu var. Cezaya ehliyeti yok. Ancak tedavisini şart koşabilirsiniz. Böyle bir karar verebilecek tek kurum adli tıptır doktor bey. İşin o kısmına karışamam. Şeyda Hanım'ın borderline, yani sınırda kişilik bozukluğunun olması soruşturma açısından önemliydi elbette. Ama başkomiser Orhan'ın onun siyahla beyaz, iyi ile kötü arasındaki gidip gelişleriyle pek ilgisi yoktu. Onun aklı fikri Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesine girip girmediğiydi. Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesi akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez der. Ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. Başkomiser Orhan'ın aklına profesör annesini öldüren genç kız geldi. Kıza Hacettepe Tıp Fakültesi'nde borderline tanısı konmuş, ardından 2 hafta boyunca gözlem altında tutulduğu adli tıp kurumunda cezai ehliyeti tam raporu verilmişti. Umarım geç kalmadım. Başkomiser, Can'ın ölümünü soruşturuyor. Merhabalar, ben Elif, Can Bey'in avukatıyım. Adı ne bunun? Kartopu. Kartopu. Gel bakalım Kartopu. Vasiyeti görmem mümkün mü? İsterseniz size kısaca özetleyeyim. Lütfen. Can Bey, evi, gayrimenkulleri ve menkullerinin tamamını Lale Hanım, Şeyda Hanım ve Gülcan Hanım arasında paylaştırmıştı. Gülcan Hanım mı? Evet. Gülcan Hanım'a bir daire ve 75 bin liralık mevduat hesabı bıraktı. Ayrıca Lale Hanım için Gülcan'ın oğlunun bakım masraflarını üstlenmesinde şart koşmuş. Gülcan'ın oğlu zihinsel engelli. Can bir şey bırakmasaydı da ben onlara zaten bakacaktım. Lale Hanım'a ne bırakmış? Şu an oturdukları ev ve Suadiye'deki daire, bir araba ve ortak hesapları dahil yaklaşık 200 bin dolarlık mevduat hesabı bırakmış. Peki ya Şeyda Hanım? Şeyda Hanım ise Büyükada'daki yazlık ve 100 bin liralık mevduat hesabı. Ayrıca Hakan Bey'e çizgi roman koleksiyonu bırakmış. Oldukça geniş ve pahalı bir koleksiyondur. Tahmin edebiliyorum. Bu adam sana niye mirasından pay versin ki? Hala inanamıyorum. Haberin yok muydu? Yok, bana bir şey söylememişti. Bence vardı. Hatta ne bırakacağını bile söyledi sana.
Belki bir an önce paraya kavuşmak istedin. Ne? Belki vazgeçer diye korktun. Olamaz mı? Vasiyetten falan haberim yoktu benim komiserim. Belki Lale ve Can'ı konuşurken duydun. Hı? Lale, Can'ın sana ne bırakacağını öğrendiğinde... ...Can seni vasiyetten çıkarmak zorunda kaldı. Bunun üzerine ikisini de öldürmeye karar verdin. Can Bey benim abim gibiydi. Sürekli beni korur kollardı. O bahsettiğiniz ilacın ne olduğunu bilmem bile ben. Oğlun hasta. Belki de onun için aldın ilacı. Benim oğlumun öyle bir ilacı yok. Of tamam tamam ya tamam. Senin laftan anlayacağın yok. Bitti arkadaş sabahtan beri mıy 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 mıy. Buradasın. Bu dava bitene kadar buradasın. Oğlunu mu oğlunu da görmek yok. Komiserim... ben kocam öldü dedim yani. Yalan söyledim. Aslında benim çocuğumun babası... ...Can Bey'in abisi olur. Yani o da öldü zaten ama... ...ben... ...liseye giderken oldu. Bir gün eve gelmiştim. O da evdeydi. Sonra benden çay istedi. Mutfağa gittim. O da arkamdan geldi. Sonra da olanlar oldu işte. Hamile kaldım. Ailem öğrendiğinde çok kızdı. Babam dövdü beni. Oğlum da o yüzden hasta doğdu zaten. Sonra o öldü. Can Bey de bana söz vermişti. Oğluma bakacaktı. Belki o yüzden miras bırakmıştır bana. Başkomiserim, aratalım mı evi? Bulunan tüm deliller Şeyda'yı işaret ediyordu. Başkomiser Orhan emin değildi. Vasiyet açıklanınca Hakan ya da Gülcan'ın da işin içinde olabileceğinden şüphelenen Başkomiser Orhan, Gülcan'ı tekrar sorguya aldı. Bekleyin biraz, içeride çocuk var. Başkomiserim. Çocuk nasıl? İyi. Konuşabiliyor mu? Tabii ki ama nasıl desem hayatı çok zor. Merhaba delikanlı. Polis. Evet polis. Ben de polisim. Adım Orhan. Seninki? Yusuf. Yusuf. Ne? Biraz iş çıktı ama gelecek merak etme. Hadi gel biraz dolaşalım. Hadi. Ne güzel bir mahalleymiş ya. Demek burada oturuyorsun ha? Gülcan Çetin'in evinde yapılan aramada hiçbir şüpheli delile rastlanmadı. Biraz eski ama idare eder. Siren var mı? Var. Çalıştır bakalım. Bas istersen. Annem ne zaman gelecek? Merak etme, yakında gelecek. Örümcek adam. Örümcek adam.
sonra işimiz bitti başkomiserim. Anlaşılan aileye yeni üye daha katılmış. Ne aile? Çizgi roman severler derneğine. Hakan'ın sorgusuna girecek misiniz başkomiserim? Şu raporu bitireyim. Of! Kendimi böyle duvara çakılmış gibi hissediyorum ya. Ne oldu? Zeynep'in erkek arkadaşı mı var yoksa? Nasıl ya? Bir erkek arkadaşım var Zeynep'in? Soruyorum, var mıymış? Yoktur. Yoktur ya, yoktur abi. Nasıl, varsa da siz mi söylemiyorsunuz bana? Öylesine söyleyeyim. He. He. Ya varsa? İyi ki bir laf ettik yani Selim ha. Niye duvara çakılmış gibi hissettiğini söylemedin? Bilmiyorum ya. Kafamı bulandıran bir şey var bu davada benim. Ne yapsak, Hakan'ın evini araştırsak mı? Başkomiserim. Başkomiserim? Evde kedi tüyü bulunduğunu niye bana söylemediniz? Şey, ben bir yere bağlanmadığı için söyledim. Yani ne önemi var ki şimdi kedi tüyünün? Şimdi gidince öğreneceksin Selim. DNA incelemesi yapabilir miyiz acaba? Şeyden evinde bulunan tüyden mi? Evet. Hemen başlıyorum başkomiserim. Nasılsınız Ali Hanım? Teşekkürler. Kartopundan örnek almamızın sakıncası var mı acaba? Anlayamadım. Birkaç tüy ve DNA alınacak. Olur ama neden? Şimdi bir şey açıklayamam. Ama inanın sona çok yaklaştık. Yalnız lütfen çok nazik olun. Merak etmeyin, canı hiç acımayacak. Hayvanların da tıpkı insanlar gibi DNA'sı vardır ve tıpkı insanlar gibi o canlıya özgüdür. Tüyünden tırnağına kadar her hücrede aynı şekilde bulunur. Günümüzde 500 milyon kadar kedi bir insanla aynı çatıyı paylaşıyor. Bu paylaşım sırasında dışkısını, idrarını, tükürüğünü bir yerlere bulaştırıyor. Bu arada tıpkı Lale'nin kedisi gibi tüyleri bir yerlere takılıyor ya da dökülüyor. Haklı mısınız başkomiserim? Şehidhan'ın evinde bulduğumuz tüy kartopuna ait. Lale bize yalan söyledi. İyi de bu onun yaptığını göstermez ki. Sadece Şehidhan'ı tanıdığını saklamış olabilir. Soralım bakalım. Niye getirdiniz beni buraya? Bize Şehida Hanım'la hiç tanışmadığını söylemiştiniz. Tanışmadım. Peki kartopunun tüyleri nasıl gitti Şehida'nın evine o zaman? Bilmiyorum. Şehida Hanım'ın evine hiç gitmediniz mi? Hayır, hiç gitmedim. Peki daha önce kartopunu evinize götürdünüz mü? Hayır, istesem de götüremezdim. Neden? Çünkü Can'ın kedileri alerjisi vardı. Ya aslında neredeyse her şeye alerjisi vardı. O zaman evde kedi beslemek gayet riskli bir şey değil mi? Kartopu benim kızım. Onu bulduğumda küçücüktü. Ya üstelik Can'ın alerjisi olduğu için çok dikkatli davranıyordum. Eve gelmeden önce üzerimdeki kıyafetleri değiştiriyordum. Bakın Leyla Hanım, Şehida Hanım'ın evinde kedinizin tüyleri bulundu. Bunun iki türlü mantıklı açıklaması var. Ya Şehida'nın evine gittiniz ya da kedinizi evinize götürdünüz. Tüyleri bir şekilde Şehida Hanım'ın üzerine bulaştı. Maalesef ikisi de doğru değil. O zaman nasıl gitti bu kıl topunun tüyü Şehida'nın evine? Bilmiyorum. Belki Gülcan'dan bulaşmış olabilir. Of, iyi de kediyi eve getirmediğinizi söylediniz. İş yerinize geliyor muydu Gülcan? Hayır ama Can'ın alerjisi olduğu için eve gitmeden önce üzerimdeki kıyafetleri çıkarıp Gülcan'a veriyordum. O evine götürüp yıkıyordu. Yani
giysilerinizden Gülcan'a, Gülcan'dan da Şeyda Hanım'ın evine gitmiş olabilir tüyler, öyle mi? Olabilir. Af ya, çocuk mu kandırıyor o kadını anlasam? Neymiş, giysileri Gülcan'a vermişmiş de o da onları almış götürmüş de üstte kıl da tüy de oho. Daha nerede yandı bitti kil oldu hesabı. Çok küçük bir ihtimal de olsa olabilir ama. İyi de bu kadın aynı gün gitmiyor ki Şeyda'nın evine başkomiserim. Yani üç gün orada, bir gün Şeyda'nın evinde. Yani üç dört gün aynı giysileri giyiyorsa bu başka tabii. Bazen giyebilir de temizlik işleriyle uğraşırken zor olur. Belki de Gülcan kasten yaptı. Nasıl yani? Ne bileyim. Belki de suçu Lale'nin üzerine atmak için gidip oradan kedi kılını alıp eve kasten kendisi bırakmıştır. Yapma Selim. Evet. Peki o zaman siz ne düşünüyorsunuz? Bence Şeyda'nın evine o ilacı biri koydu. Tamam, Gülcan koydu işte. Suçu Şeyda'ya atmak için. Tamam, Gülcan ilacı nereden buldu dersin? Bir suç ortağı mı var diyorsunuz? Bence Lale ile planladılar. Ya Hakan yardım ettiyse? Niye yapsın? Ya siz diyorsunuz ya, bu adama çok pahalı bir koleksiyon kalıyor. Belki de daha başından beri göz koydu. Vasiyette zaten Gülcan var. İkisi ortaklaşa yaptılar belki de. Şu eve bir arattır bakalım. Antikacıyı da arayalım. Zaten bir tek o ikisi kaldı. Lale Bıçakçı'ya ait antikacı dükkanında yapılan aramadan bir şey çıkmadı. Ama Hakan Taner'in evinde yapılan aramada sentetik morfin ampulleri bulununca Hakan Taner sorguya alındı. Artık bizi uğraştırmasanız diyorum Hakan Bey. Komiserim harbiden ne diyeceğimi bilmiyorum. Nasıl olduğunu anlat olsun bitsin. Yahu delirdiniz mi siz? Greenpeace üyesiyim ben. İki tane kaplumbağanın canını kurtarmak için deli gibi koşturuyorum. Nasıl adamı öldürebilirim? Sentetik morfin ne arıyordu evinde? Sentetik morfin mi? Ciddi misiniz? Değiliz, şaka yapıyoruz. Oğlum evinde bulmuşlar. Küçük odada, gardırobun altındaki rafa yapıştırılmış. Hakan Bey. Babamı 3 ay önce kaybettim. Kanserden. Başınız sağ olsun. Ağrıları olduğu için doktor vermişti. Son zamanlarda ağrıları artınca çok sık kullanmaya başladı. Ufak bir kriz geçirince doktor iğne vurmayı bıraktı. Babam saklamış olmalı. Ulan biriniz de başka bir şey anlatın be. Konuşsana oğlum. Başkomiserim yok mu Selim? Dışarı çıktı, geliyor şimdi. Ne oldu? Hakan'ın evinde bulduğum sentetik morfin kutusu var ya. Evet. Rafın altına yapıştırmak için kullanılan bantın üzerinde Lale Bıçakçı'nın parmak izine rastladık. Nerede bulmuşlar parmak izini? Şu evde bulduğumuz sentetik morfin kutusu vardı ya. Evet. Rafın altına bantlanmış olan. O bantın üzerinde Lale Bıçakçı'nın parmak izine rastladık başkomiserim. Daha ne kadar tutacaksınız burada beni? Merak etmeyin, bugün çıkacaksınız. Yoksa canın katili bulundu mu? Bulundu Lale. Şeyda yapmış değil mi? İlacı Hakan'ın evinde bulduk. Nasıl yani? Hakan'la beraber mi planlamışlar? Hakan'ın babası doktorun yasaklamasına rağmen sentetik morfini kullanmaya devam etmiş. Hakan'dan gizlemek için de ilacı gardırobun içindeki raflardan birinin altına bantlamış. Bana bunları neden anlatıyorsunuz?
Çok güzel soru. İlaç kutusunun üzerindeki bantta sizin parmak izinizi bulduk. Evet Lale Hanım. Artık yolun sonuna geldik. Nasıl öğrendiniz ilacın orada olduğunu? Hakan'ın babası mı söyledi? Avukatımı istiyorum. Tamam Lale Hanım. Siz bana bırakın. Müvekkilim suçlamayı kabul etti. Ama öldürmek hasta olmadığını söylüyor. Planlı bir cinayet var avukat bey. Kesinlikle yok. Çünkü ilacın öldürücü olduğunu bilmiyormuş. Çok saçma ya. Nasıl bilmiyormuş? Sizin de bildiğiniz gibi. İlacı kendisi de yapmış. Hatta ambulansta kalbi durmuş. Bu kayıtlarda var. Avukat bey, isterseniz daha fazla uzatmayalım. İşin o kısmını hakim bilir. Biz sadece ifadesini alacağız. Aynen konuştuğumuz gibi Lale Hanım. Olduğu gibi her şeyi anlatın. Sentetik morfinden başlayalım. Nereden biliyordun ilacın yerini? Hakan'ın babası 4-5 ay önce aramıştı. Yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de gittim. İsmail Bey, iyi misiniz? Çok ağrım var Lale'cim. Şu gardırobun içinde sakladığım bir ağrı kesici var. Almam lazım. Ya anlayamadım. Neden sakladınız? Hakan kullanmamı istemiyordu. Son defasında çok fazla almışım. Az daha ölüyordum. Kusura bakmayın, veremem. Evet Lale Hanım, dinliyoruz. Lütfen devam edin. Daha önce de anlatmıştım. Evlendikten sonra Can'ın eski karısı bizi rahatsız etmeye devam etti. Giderek çoğaldı. Can'la konuştum, bir şeyler yapalım dedim. Korktuğumu söyledim ama o beni hiç dinlemedi. Şeyda'ya karşı bir zaafı vardı. Boşanmalarına rağmen hala görüşmeye devam ediyorlardı. Nereden biliyorsunuz? Can'ı birkaç kez takip ettim. Şeyda'nın evine girip çıkarken gördüm. İlişkilerinin hala devam ettiğini mi düşündünüz? İlk başlarda değil ama bu giderek sıklaştı. Peki konuşmadınız mı Can Bey'le? Konuştum hem de defalarca. Ama o bir şeyler yapacağını beni suçladı. Niye gittin Şeyda'nın evine? Sen beni mi izliyorsun? Soruma cevap ver. Aranızda bir şey mi var? Manyak mısın sen? Ne olacak ki? Boşanıp gitmişiz işte. Tanıştığımız zamanlarda öyle söylemiyordun ama. Şöyle aşığım, böyle aşığım. Biliyor musun? Gittikçe sen de Şeyda'ya benzemeye başladın. Ne demek şimdi bu? Yani demek istediğim iyice paranoya yaklaşıyorsun. Bu ilk tartışmamız değildi. Son da olmayacaktı. Aramızdaki bağ giderek kopuyordu Can'la. Tek sorumuz da Şeyda'ydı, öyle mi? Bir şey yapmalıydım. Yoksa Can onun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamayacaktı. Siz de Şeyda'nın ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu göstermek istediniz Can'a. Bize zarar verebileceğine inanması gerekiyordu. Ve aklınıza Hakan'ın babasının ilaçları geldi. Adam birkaç ay önce ölmüştü. İlaçların orada saklı olduğunu başka kimse bilmiyordu. Ve hala orada olmalıydılar. Peki nasıl aldınız ilaçları oradan? 4-5 gün önce Hakan'ın evine yemeğe gitmiştik. Nereye? Lavaboya. Çabuk olsun, bizi kaçırma. Peki sözleşme ne olacak? Beni çok kızdırdın. Sakin bir zamanda bunu tekrar konuşalım, olur mu? Lale! Hemen geliyorum. Ben şuna bir bakıp da geleyim, tamam mı? Ne yapıyorsun sen burada? Hiç geliyorum işte. Sonra Şeyda'nın Gürcan'da olan anahtarını alıp bir kopyasını yaptırdınız. Hem ondan hem de bizim anahtardan.
İki gün önce Şeyda'nın evine gittim. Evden çıkmasını bekledikten sonra eve girdim. Bizim evin anahtarını kolay bulunacak bir yerlere sakladım. Ona ait bir şeyler ararken yazdığı günlüğü gördüm. Okudukça daha da delirdim. Bir an günlüğü alıp Can'a okutayım diye düşündüm. Ama eve nasıl girdiğimi açıklayamazdım. Ben de günlüğü bırakıp yatak odasına gittim. Ampulleri çekmeceye koydum. Ve saç fırçasından birkaç taş teli aldım. Sonra mutfağa gidip tezgahın üzerinde duran bardağı aldım. Ve evden çıktım. Bir de planlamadığınızı iddia ediyorsunuz. İlacın öldürebileceğini bilmiyordum. Nasıl bilmiyordunuz ya? Morfinden 200 kat daha güçlüymüş bu ilaç. İnternetten araştırdım. Az dozda yapacaktım. Peki ya sonra ne oldu? Eve gittiğimde Şeyda'yı bizden çıkarken gördüm. Artık geri dönemezdim. Uyumak için odaya gittiğimde ilacı hazırladım. Sonra uyuyor numarası yaparak Can'ın yatmasını bekledim. Uykuya dalınca kalktım. Beş gibi Can'a iğneyi yaptım. Bekledim. Gülcan sabah 9'da geliyordu. Hiç aksatmazdı. Sekiz buçukta geri kalanı kendime yaptım. Sonra da şırıngayı temizleyip pencereden evin arkasındaki ormana attım. Tabii Gülcan geç kalınca işler karıştı. Az kalsın siz de ölüyordunuz. Söyledim size. Böyle olacağını tahmin edemedim. Ben ikna olmadım. Bakalım hakim mi inanacak mı size? Lale Bıçakçı anlattıklarına hakimi de inandıramadı. Kasten ve planlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Karar temiz edildi ama Yargıtay da alınan kararı onayladı.
Başkomiser Orhan ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda Can Bıçakçı'nın ölümünün ardındaki esrar perdesi kalkmış, ilk delillerin işaret ettiği ruh sağlığı yerinde olmayan Şeyda aklanmış, gerçek suçlunun Lale olduğu ortaya çıkmıştı. Başkomiser Orhan'ın içgüdüleri ve ince zekası adli bilimlerin çağdaş teknolojileriyle buluşunca adalet bir kez daha yerini bulmuştu. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.